Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok tuhaf bir şey yapacağız. Havyar aldım. Aynı zamanda hayatımda gördüğüm en tuhaf zeytin. Ben bir zeytin aşığıyım. Bu zeytinin içinde yengeç var. Bakalım nasıl olacak? Gerçekten çok merak ediyorum. Yani görür görmez dedim ki çok tuhaf bir içerik olacak. Bunu denemem lazım. Aynı zamanda bunun karideslisi de vardı. Ancak önce yengeci denemek istedim. Çünkü daha farklı olacağını düşündüm. Bir de havyar var. Havyar için hemen ekmeğimi kızarttım. Aynı zamanda şurada tereyağım da var. Önce şöyle büyük bir yudum su içeyim. Çok büyük oldu. Gerçekten çok merak ediyorum. Biraz da korkuyorum. Hayatımda ilk defa havyar deneyeceğim. Tadının çok muhteşem olmadığını tahmin edebiliyorum. Ama gerçekten bilmiyorum. Bakalım nasıl olacak. Önce şunu açmam gerekiyor. Nasıl anlatayım? Böyle... hayır tamam, o kadar kötü değil. Zeytin gibi yeşil zeytin aroması var. Bir de bir zerdeçal tadı var, onu tam anlamadım. Okey. Tamam olacak, deneyeceğiz. Evet, deneyelim. Başlayalım bakalım. Bir çatal alıyorum. Biber dolgulu zeytinimiz var ya, bunun da dolgusunda yengeç adı var. Yalnız şurada görüyorum ki böyle dolu dolu koymuşlar. Benim burada elde ettiğim şu içerisinde küçücük. Tadına bakalım. Ama o kadar da güzel değil. Zeytinin içerisinde böyle ufak bir balık konulmuş gibi. Tam olarak öyle zaten. Ama yengeç eti tadı alamıyorum. Şöyle bir kesip göstereyim. İçerisinde ne kadar var? Yok. İçerisinde yok. Şu kadar bir şey koymuşlar. Bu ne? Bu ne şimdi? Ama tat olarak daha bir heyecanım vardı. Onu bana yaşatamadım maalesef. Ben daha önceden yengeç eti yemiştim ve gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum. Sanki böyle balık suyunda bekletilmiş zeytin gibi maalesef. Buna puanım 3. Şimdi sırada havyarımızı deniyoruz bakalım. Siyah havyar aldım. Kırmızının tadına gerçekten hiç güvenemediğim için en iyisi önce bunu denemek diye düşündüm. Hayatımda hiç havyar denemedim. Şimdi öncelikle tereyağımızı alalım. Ufak bir kısmına deneyeceğim. Önce sadece tadını denemek için. Ekmeğim yanmış gözükmüyor bu arada. Ben böyle seviyorum. Açıklama ihtiyacı. Keşke ekmeğin arkasını kullansaydım. Şimdi çok yanık gözüküyor. Şimdi hangisi havyar, hangisi ekmek belli olmuyor. Laf edeceksiniz. Neyse, tadına bakıyoruz. Önce bir su içmem lazım. Çok korkuyorum tadından. Harika kokuyor. Ya, tamam, şaka yapıyorum. Tamam, artık şaka yapmıyorum. Denemem lazım. Hadi bakalım. Böyle. Bu güzel. Bunlar ağzımda patlıyor mu? O zaman hiç güzel değil. Ben böyle şey sanıyordum. Daha yoğun bir şey sanıyordum. Ağzımda patlayan su baloncukları gibi. Şimdi şöyle bubble tea gibi. Aromasız balık aromalı bubble tea gibi. Muhteşem, harika. Ama eğlenceli. Bence bunu yemek eğlenceli. Ben bunu böyle eğlenceli bir şekilde yerim. Bu arada ev arkadaşlarımdan birine sordum. Dedim ki işte havyar aldım, denemek ister misin falan. Aa, şarap olmadan denemem dedim. Peki dedim, olur. Ben sadece tereyağlı yemek istiyorum. Yani şaraba çok gerek yok. Evet, farklı. Güzel. Buna puanım 7. Yani çok böyle gurmesi değilim. Zaten ilk defa yiyorum. Ama bence eğlenceliydi. Güzel, tatlı bir deneyim oldu. Ben yerken çok eğlendim. Umarım siz de izlerken çok eğlenmişsinizdir. Böyle bir deneyim oldu. Tadını merak ediyorsunuz diye dedim. Çünkü ben çok merak ediyordum. Hepsinin fanı da değilim. Tabii ki de çok daha güzel Türk yemekleri var. Gerçekten Estonya'ya geldiğimden beri Türk yemeklerini çok özledim. Özellikle döner, kebap. Böyle dalga geçiyorlar benimle işte. Türkiye kebap falan, ama gerçekten Türkiye kebap ya. Yani çok özledim, çok seviyorum tadını. Hiçbir şey diyemem bu konuda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız çok sevinirim. Like atarsanız inanılmaz inanılmaz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. İyi günler. Bay bay.